Ama Amasyalı çiçek bamyası burada meşhurmuş. Yoldan geçerken teyzemi alışverişte yakaladım. Teyzem selam, nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim teyze. Adın ne? Zehra. Zehra teyze, ben merak ettim, nasıl yapılıyor bu? Bunu nasıl yapılıyor? Bunu haşlıyor. Ondan sonra haşlıyor. Etini ufak ufak doğruyor. Onu kavuruyor. Hı. Ondan sonra soğanını kavuruyor. Salçasını atıyor. Biber salçası, normal salça. O salçayı kokusu çıkana kadar karıştırıyorsunuz. Ondan sonra onun suyunu döküyorum. Biraz kaynamaya başladım. Bir de haşladığım bamyayı yıkıyorum. Ben içine atıyorum. Aha. Özleşene kadar pişiyor. Peki bu bamya çok tehlikeli Zehra teyze. Limon, karıştırırsan... Ama limon sıkacaksın ya. Limon sıkınca... Limonu nereye sıkıyorsun? İçine sıkıyorsun çorbanın. Karıştırınca içine... bulamaç olmuyor mu? Yok yok. Onun limonu sıktın mıydı zaten o sünmez. Bir tane limon mu sıkacağız? Ben haşlarken de limon sıkarım. Bir damla mı, bir tane limon mu? Bir tane yarım. Yarımını sıkarım. Hayır, yarım limon sıkıyoruz öyle mi? Tabii canım, yarım limon sıkacağım, sünmeyecek. Peki o böyle sümük oluyor ya bamya. Onun sebebi ne? Onun limonunu sıkmıyorlar da onlar haşlarken limon sıkmıyorlar suyuna. O hele o haşlarken çok önemli. Peki çok su koyuluyor mu? Koyulur. Kaynadıkça özleşir. Zehra teyze, sen Konyalı mısın? Ben Konyalı sayılırım da Cihanbeyliyim. Ora nere? Bu da Konya'nın bir şeyi. Sen Konyalısın işte. Konyalıyız işte. Cihan Bey başka bir yer mi yoksa kız? Yok, Cihan Bey de Konya'ya bağlı. Bamya neden bu kadar meşhur burada? Konya'nın özel yemeği oluyor, düğün yemeği oluyor mesela. Cenazelerde meşhur. Bu bamyayı cenazelerde mi yapıyorlar? Cenazelerde yemek veririz ya. Şimdi hazır yemek sipariş ediyoruz ya. Evet. Mesela bamyanı söylen, yoğurt çorbanı söylen, pilavını söylen, helvanı söylen. Başka nerede yapılıyor? Vallahi canın isterse evde yap, pişir, ye. Amasya'nın meşhur bamyası neden Konya'da meşhur? Konya'nın has yemeği. O ne demek? Has yemeği. Tabii canım. Bak burada ne yazıyor? Ne yazıyor? Yeni mahsul Amasya çiçek bamya diyor. O zaman Amasya'da yetişir. Ama Amasyalılar sizin kadar seviyor mu ki? Vallahi onu hiç bilemeyeceğim. O zaman buradan Amasya'ya selam söyleyelim. Çok selam. Orada yetiştiği için toplayanlara, emeklerine sağlık, ellerine sağlık. Tabii bu iş de zor yani. Tek. Tabii canım. Çiziliyor. Emekli bir iş yani. Yani bunun parasını alan da helal hoş olsun. Değil mi? Helal hoş olsun. Tabii. Zehra teyze, peki sen evde kocan seviyor mu bunu? Sever. Eşkili tabii, limonda sıkıyoruz ya yerkenek. Eşkili sıkar yer. En çok sen mi seviyorsun, o mu seviyor? En çok eşim sever. Konyalı mı o da? O da Konyalı. Konyalı mı, Cihanbeyli mi? Konyalı. Vallahi sen de çok tatlısın. Nerelisin bilmiyor musun? Ben Malatyalıyım Zehra teyzeciğim. Sen daha tatlısın aşkım. Teşekkür ederim canım benim. Var mı çoluk çocuk? Var. Kaç tane? 3 oğlum var, 2 kızım var. Maşallah. Kocanla aran nasıl Zehra teyze? İyi. Kavga ediyor musunuz? Yok etmeyiz. Hiç bamya yüzünden kavga ettiğiniz oldu mu? Etmez. Ben güzel pişirdiğimi bilir. Kendine güveniyorsun tabii, yani. Tabii. Bizim hanımlarımız da güzel yemek yapar ama tabii Zehra teyzem ya, değil mi? Tabii. Hanımların kıymetini bilsinler erkekler. Senin kocan kıymetini biliyor mu peki Zehra teyze? Hem de nasıl. Ya gözüne kaşına inanmaz. Sen ciddi misin? Vallahi. Senden korkuyoruz ama. Korkmaz. Çok kıskanır beni, biliyor musun? Kıskanır mı? Tabii, kimden kıskanıyor? Çabuk git gel çarşıya. Ya. Adı ne amcanın? Nazmi. Nazmi amca, sana buradan selam olsun Bahar Kapıda programından. Eşini ben yakaladım alışveriş yaparken, kızma ona, tamam mı? Kocan senin kıymetini biliyor ya. Bilir. Sen nasıl öğrettin ona bunları? Vallahi kendisi olgun, çok olgun. Esnaf olduğu için yani gelenin gidenin insanların kıymetini iyi biliyor. Ya ama, Allah razı olsun. Ama eşim rahatsız. Geçmiş olsun, neyi var? Eşim felç geçirdi. 5 senedir yani yatıyor diyeyim sana evde. Dışarıya 5 senedir dışarı çıkmıyor. Ay kıyamam. Sen ona bakıyorsun. Tabii canım, bakarım. Şimdi oğlum bıraktım, geldim yanına. Ay, ondan kıskanıyor seni. Yalnız bırakmam, düşer. Bir tarafını kırar, Allah korusun, o bana emanet, Allah'a havalet et. Tamam mı canım benim? Canım benim ya. Benim işim çok zor da. Allah yardımcımız olsun. Amin yani. Nasıl geçiyor günler peki? Dört duvar arasında geçiriyorum. Bir alışverişime çıkarım, başka bir tarafa gitmem. Ne hissediyorsun Zehra teyze? Ya çok mutluyum. Daha da diyorum ki yani dünya durdukça sen dur diyorum adamı. Ya. Vallahi. Ay sen aşık olmuşsun adama ya. Çok severim ben ya. Niye sevmeyeyim ama. Allah'ın emanet o bana. Allah verdi bir hastalık. Ona da bakmaya mecburum. Geçmiş olsun. Allah'ım oğlum kızımı da dertmesin. Dipte yatıp da kapıya da bakıtmasın. Yani hastalık da zor. Doğru. Değil mi? Peki böyle dertlendiğin, hüzünlendiğin zamanlar oluyor mu? Olmaz mı? Olur tabii insan. İnsan oluyor. İçinden neler geçiyor? İçimden diyorum bugünüme şükür. Beterin beteri var. Doğru. Tabii canım. Şimdi ben onun mükafatını inşallah öte dünyada alacağım yani. Ay canım benim ya. Ben kıyamam sana ya. Eşime hiç kıyamam. Yo. Ay maşallah. Anadolu kadını böyle olur Allah ya. Allah o hastalığı verdiyse bize bakmaya mecburuz. İyiyken iyi de kötüyken atacağım mı? Tabii ki. Ay. İyi günlerini de çok gördüm. Hiç dışarıdan gelmezdi, her taraf şehir şehir gezerdi, kaplıcalar, şunlar. Ama hastalandı, o başka işte. Bakıp üzülüyorsun değil mi Zehra teyze? Öyle yattığına tabii üzülüyorum canım, üzülmez miyim? Hiç yanında ağlıyor musun? Ağlarım bazı ciderim ağlarım, üzülürüm. O da seninle ağlıyor mu? O da ağlar da o işte felç geçirince bir de esnafıdı ya, gezmeye, tozmaya alışkındı ya. Böyle yatınca kabullenemedi. Derdime dermansın, dağlar dağlar, gönlüme fermansın, dağlar dağlar, beni sen anlarsın, dağlar dağlar, gönlüme fermansın, dağlar oy. Oy. Ah Zehra teyze. Ağzına sağlık. İçimi parçaladın. Bugünümüze şükür. Allah sana güç kuvvet versin. Amin, çocuklarının kocanın amin. Başında ol inşallah Zehra teyzem. Amin. Çocuklarımız iyi oldukça biz de iyi oluyoruz. Amin. Çocuklarımız huzursuz olursa biz de kötü oluruz. Amin. Canım benim. Canım. Ay. Ah Zehra teyzem. Anadolu kadınları bir tanem. Sen ne tatlısın ya. Vallahi. Vallahi herkes öyle söylüyor da. Daha yani bu yaşın sahibi oldum. Hiç kimsenin kalbini kırmadım. Ne güzel. Senin kalbin güzel Zehra teyzem be. Vallahi. Kalbim güzel olmasa Allah bana Nazmi'ye nasip ederim. Ay, kalbim güzel. Ay, beni içimi dağladın Zehra teyze. Ne güzel laflar bunlar ya. Senin gibi insanlar hep var olsun inşallah ya. İnşallah. Buradan Nazmi amcama bir şöyle güzel bir laf söyle sen de. O da izlerken mutlu olsa ha. Nazmi seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Ben çarşıdayım hemen geliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.